Bilim dünyasında yıllardır tartışılan bir konu. İnsan embriyosuyla oynamak etik mi değil mi? İngiltere'den bu konuda önemli bir adım geldi. Döllenme alanında yasal düzenlemelerden sorumlu kurum bir grup araştırmacıya insan embriyosunun genlerini değiştirme izni verildi. Araştırma Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nde yapılacak. Araştırmayla insan yaşamının en erken dönemini daha iyi anlamak amaçlanıyor. Döllenmeden sonraki 7 günü mercek altına alacak olan araştırmada düşüğe neden olan etkenler ele alınacak. Enstitüye göre araştırma tüp bebek tedavisinin başarısını daha iyi anlamaya yardımcı olacak. Bu izin tedavi amaçlı değil, yalnızca araştırma yapmakla sınırlı kalacak şekilde verildi. Yani bilim insanlarının laboratuvarda yapacakları çalışmalardan sonra embriyoları kadınların vücuduna yerleştirmesi yasak olacak. İzin kapsamında üzerinde çalışılan embriyoların doğumuna müsaade edilmiyor ve 2 hafta içinde bunların imha edilmesi gerekiyor. İnsan genetiğini değiştirmeye yönelik ilk çalışma geçen yıl Çin'de yapılmıştı. Çin'deki bilim insanları bir kan hastalığını ortadan kaldırmak için insan embriyoları üzerinde çalışma yaptıklarını açıklamışlardı. Bu çalışma başarıya ulaşamadı ancak bazı hastalıklara yol açan genlerin DNA'dan çıkarılması yoluyla gelecek kuşakların daha sağlıklı olmasını sağlamak konusunu gündeme taşıdı. İnsan embriyolarının gen yapısını değiştirme yolundaki çalışmalar ileride isteğe göre bebek üretmekte kullanılabileceği gerekçesiyle eleştirilere uğruyor.